Abi çok ıslak ya. Şunu yukarıya çıkalım ya. Islağı hiç sevmem. Yiyorlar, ye ye. Vay, yarış bisikleti mi bunlar? Kaç yapıyor bunlar? Evet. Yunidoğdu rampası başlar. Bayağı oldu ama seninle gelmeli değil mi hoca? Aynen öyle. Zeki hoca daha önce geldi mi buraya? Gel. Neyle karşılaşacağını biliyor yani. Önceden çok güzel orman vardı burada. Ormanın içinden gidiliyordu ya, çok güzeldi. Gençleştirme yaptılar. Ne gençleştirmesi? Tıraş ettiler her tarafı. Tamam işte. Hiç mantıklı gelmiyor ama. Kuruyan ağaç kesilir abi. Biz de köy çocuğuyuz. Bak burası komple ormandı. Hani gençleştirme? Ah siktirsin. Lan ata azdı. 5 yıl oldu burayı keseli. Ağaç yok ortalıkta. Buradan bir kere su içip cırcır olmuştum ben. Haberiniz olsun. Ben önden gideyim giderken. Ne abi? Giderken ben önden gideyim. Hey, üşüdük mü biraz? Hızlan oğlum, o kadar da yavaş değil. Thank you.
Radyo Kulübe. Sincap ezmesi oluyordu yalnız. Sincap gördün mü? Sincap ezmesi oluyordu salak. Abi günün golünü atıp buradan fıtı fıtı dönmek de çok tatlı ya. Hani o biz giderken dönerken bir grup vardı ya. Aklıma onlar geldi şu an. Herifler ödevlerini yapmış, gollerini atmış. Evlerine dinlenmeye gidiyorlar. Dediğin gibi ya, bayağı kalabalık ya. Abi korkunç bir liste popülasyon. En son çıkan adam onuyla beraber çıkıyordu muhtemelen. Muhtemelen. Donuk siksen çıkmaz acaba. Seni kimler seni sana mal toplasın da. Benimkisi çok inat etmesi lazım yani. De ya. Bizimkisi bisiklet veya dağıtma falan işlerini bilmesini istemem ya. Neden? Yani yüzme iyidir abi. He? Yüzme iyidir abi. Aynen öyle. Doruk zaten karizma adam ya, yakışıklı adam yani. Burada sap sap takılacağını oradan deli gibi ekmeğini çıkartır çocuk. Şimdiki çocuklarda ekmekler yok zaten. Niye öyle diyorsun ki? Z kuşağı en az seks yapan nesilmiş ya. Sen görmedin mi haberi? Aynen. He. Öyle diyorlar. Bir tane yumurta yerim tamamdır be ya. Berat. Bitti mi?
Saat 9.30 abi. İyi geldi tamam. Delikleri gördün mü? Ben iyice abi. Mor mor tam olmuş ya. Ulan toplasan iki kaç tane. Oğlum armutlar da çok güzel var. Armutlar daha yeşil be ya. Yok lan kıpkırmızı dedim. Yok lan. Güneş gören yeri kırmızı. Geri kalan yeşil. Ama elikler süperdi. Abim 30 oldu. Kaç? 28. Evet. Doğru. 7K fark var arabası senin. Size 14K fazla yol yapacağım lan bugün. Gelin Görükle'den dönelim. Uyar mı? Çevre yolundan gidelim. Yok lan. Nerede lan? Oh. Abi dursan bir türlü, gitsen bir türlü ya. Abi çok güzel oldu ya faaliyet Zeki. Tam tadında. Şöyle 4-5 faaliyet yapsak sen bizim elimize verirsin ya Zeki. He? 4-5? 1-2 yeter diyorsun yani. Yeter olur da bir saat çekersen. Adam daha ne kilosu var dedi. Bundan daha fazlası şeffaf olmak yani. Evet. Zeki'de de roller var. Ya rolleri ben bir kere denedim. Abi ben çok korkuyorum lan o aletten. Abi ben tırsım yani, tamam mı? Ya yaptım bir iki antrenman. Abi anlık böyle dikkatini bir dağıtırsam sıçtım. Evin içinde dört dönersin yani. Valla. Duvardan duvara diyorsun. Duvardan duvara. Durduramazlar da seni. Beni olsun iki duvar arasında yapıyorum. Aaa. Koridorlar. Mantıklı. Gece zorluyorlar. Bir atar bir tane. Ya dikkat için çok iyi. Hani bak. Şu rahatlığı yok hani. Tamam mı? Abi benim olayım spin bike ya. Açacaksın dizini, filmini. Bir anda onu seyredeceksin. Bir yandan kalori yakacaksın. Oh. Velodromu açmışlar İstanbul'da, gördünüz mü? Önde motosiklet, arkada 3 milli bisikletçi yardırıyordu. Gördüm onu. O İstanbul muydu orası? Kırmızı siyah. Bu giriş serbest mi? Sanmam. Randevu falandır. İstanbul çünkü çok kalabalık Vedat. Ana baba günü gibi olur yani. Evet. Orada da kalabalıkta hiçbir şey yapılmaz. Tabii canım. Şöyle bir tane açık hava öyle durumu yapacaklar aslında. Altepe yapacaktı. Altepe gitti. Yapmazlar da yapabilirler de bilmiyorum. Altepe de yapmaz. Tatlı tatlı çıkıyoruz gene şu ana. Norvin ortalaması 6. Öyle mi? İyi çıktık ya, fena değildik ya. Buradan ortalaması 5. Aa burada çıkıyorsun. Kim de oluyor ilk çıkmaya başladığında? Mola vermeden çıkamıyorum ben. Valla.
Abi burada çıkıyorsun 3 kilometre. Uludağ'da çıkıyorsun 33 kilometre ama. Uludağ hiç kesmiyor ya. Bir tek Hüseyin Alan Çeşmesi'nde orada bir düzlük var yani. Orada da iki mi kazandı? Evet. Oo, jandarma. Uludağ'ın yoluna kaçak yardıranların anasını sikecekler bu. Ana yol trafik tıkalı oluyor ya geçişin orası bazen. Hani Özdeğin orası falan. Millet buradan yardırıyor. Hayır hayır. Atıyorum burada 35-40 kilometre ise 60'la 70'le yardırıyor herif mesela. Ha, bizde. Tabii. Baksana 30 abi kısmı. Hadi burası da olsun 40. Biz duyuyoruz. Neredeyse bize bile kesecek abi. Şey, şu dünkü motorla gittiğimiz rotayı biz de motorla yapalım. Olur. Biz oraya zaten Emine ile gitmiştik baharda. Bir de sen de bisikletle gitmiştin abi. Evet. Biz bisikletle şeyden gittik, hatırlıyor musun bilmiyorum. Bir baraj vardı. Evet. Barajın bayağı üstünden gitmiştik. Biz Emine ile giderken barajın yanından geçtik, alt köyden. Barajın yanı da çok güzel. Abi biz bisikletle gittik abi, tamam mı? Evet. Bak bir şey. Belki o köy yollarından. Gel gidelim. Abi sen git, araba geliyor. Herife de helal olsun lan, korna morna çalmadı. Başkası olsa 50 defa taciz eder. Dat 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 dat. Bademli üstünden gidelim mi lan? Ha? Bademli üstünden. Oradan mı gidelim? Hani faaliyet çok kısa olmasın diye. Zeki'ye soralım. Buradan tepeye tırmanırız. Tepeden şey yaparız. Bademli. Bademli'den de işte jandarmanın oradan aşağı iniş bilmem ne falan filan. Ama dağılabiliriz burada. Öyle değil de şöyle yapalım. Buradan yoldan gitmeyelim. İstiyorsan dünkü yola doğru, Balat Ormanı'na doğru gidelim. Nereden gireceğiz? Balat'ın dönüşünden gireceğiz. Ha tamam, şuradan şeyden diyorsun. Zeki ile konuşalım. Zeki girmez gerçi ona ya. Herifin evine ters. İsterseniz öyle yapın. Sikim de bile değilsiniz diyor. Adam akıllı.
Ne abi? Öyle yapacağız. Ya da senin havuza mı gitsek lan Zeki? Abi öyle yapalım. Vallahi şu an var ya, jos yapar ha. Koy götüne bana atın. Sağlam mı, bozuk mu? Bozuk. Hacı, normal koru parka gidiyoruz. Normal koru parka.